Yeğenleriyle beraber burada annesi babası rahmetli olmuştu. Kızı da burada ses geliyordu. Sabah 5'ten başladık, 10 gibi çıkarttık. Burada dayısıyla beraber ambulansa koyduk. Devlet Hastanesi'ne sigortanın acil tarafına, yıkılmamış tarafına götürdü dayısı. Ve orada saat sabah 10'dan akşam 5'e kadar orada ayağını sarmışlar, öyle bekliyordu o kız. Mersin'e gitti bu kız. Şimdi de hiçbir iz yok, haber yok. Nerede olduğu belirsiz. Benim oluyor. Ben kendim enkazdan çıkarttım. Beraber. İlk önce zaten burada annesini aldık. Annesi sizlere ömür vefat etmişti. Sonra yeğenim şu kirişin altına sıkışmıştı. O kirişin altına sıkıştığından, burada malzeme olmadığından biz gittik kendimiz malzeme tedarik ettik. Getirdik burada. Saat demesi gibi sabah 5'ten gündüz 10'a kadar burada uğraştık. Baba ben 5'te buraya geldim de Merve diye seslendim, ses verdi bize. Abi ben buradayım. Konuşarak çıkarttı. Konuşarak çıkarttı. Çıkarttık canlı. O esnada ambulanslar burada sokaklarda geziyordu. Ambulans denk geldi. Ambulansa verdik amcamla beraber. Buradan ambulansa verdik. Ben dedim cenazeleri morga götürelim. Annesi babasından vefat etmişti. Eski SSK hastanesinin aciline göndermişti Merve'yi. Merve orada akşam saat 5'e kadar biz beraberdik yanında. Ben morgdaki işlemlerimizi bitirdik. Oradan oraya geçtik. Evet. Hatta elimi tuttu. Abi Allah senden razı olsun. Ben canımı sana borçluyum dedi. Sen çıkarttın beni enkazdan dedi. Akşam 5 sıralarında dediler ki bize, buradaki hastaların hepsi dediler Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk olacak helikopterle. İlk önce bir sevkiyat başladı, dediler ki ilk önce ağır olanları, entübeleri alacağız. Yani ben buradan da biliyorum. Demek ki bizim hastamız ağır değildi İlk defa götürülmediğinde. Sadece sol bacağında burada kırık vardı çocuğun çıkarttığımızda. SD'ye koyduk, ambulansa bindirdik. Dedim ki abi bizi de alın yanına, nereye gidecekse biz de gidelim. Dediler ki helikopterle gidecek, sizi almazlar. Dedim tamam helikoptere kadar alın. Abi dedi sen dedi 112'ye veriyorsun dedi. Şanslısın dedi, bak hastan iyileşecek falan dediler bize. Peki dedim ben bu çocuğu nasıl bulacağım? Dediler ki 112'yi ara abi, biz nereye götürdüğümüzü öğrenirsin. Yani benim Merve'ye en son görüşüm akşam saat 5. Canlı bir şekilde teslim ettiğim çocuğu elimle şu kaybettim. Anda hiç... Tüm kurumların hepsine ben ta kendim şahsım Ankara Sağlık Bakanlığı'na kadar gittim. Bir şekilde bir şey yok. Yatağı da şu çıkarttığımız yatak. Yatak mı orada? Yatağı da muzdan çıkarttım. Şimdi 6 Şubat'tan bu yana arıyoruz ama bir türlü haber alamıyoruz. Bize çıkartıldığında sağ denildi, hafızası yerinde denildi. Akşam yani görüldü. Eşim kendisi çıkarttı. Kuzenimle, dayımla beraber, kardeşim hatta söylemiş onlara annemin babamın öldüğünü biliyormuş. Akşam saat 5'te söylediği ambulansla helikoptere götürüyorlar. Ama eski SSK hastanesine geri geliyor. Akşam 8'de tekrar geri gönderildiğini, Mersin Şehir Hastanesi'ne gönderildiğini söylüyorlar ve biz kardeşime o günden bu yana bir türlü ulaşamıyoruz. Ben annemi babamı kaybettim, ailemi kaybettim. Sadece ablamla ben, kardeşim kaldı. Kardeşim yardım edin bize, kardeşimi bulunmadan lütfen. Cumhurbaşkanı kim artık el atacaksa atsın, yeter, dayanamıyorum çünkü ben. Dayanamıyorum artık, bize de yardım edin lütfen.